24 ve 30 Mayıs haftasına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, bu hafta Güneş burcunuza geçti. Sevgili ikizler, doğum gününüz kutlu olsun. Merkür burcunuzda, Venüs burcunuzda tabii bu ay size çalışıyor. Sizin için önemli bir ay. Bir de Merkür burada retro yapıyor. İşte 26'sında bir tutulmamız var. Yay burcunda, tam karşıt burcunuzda. Dolayısıyla ilişkiler, hayatınızda önemli bir dönüm noktasında olduğunu söyleyebilirim. Belki de bazılarımız hiç aklımıza gelmeyen bazı değişimlerin eşiğinde şu anda. Şaşıracakları durumlarla karşılaşabilir. Bazı ilişkilerin yolunda gitmeyen durumları varsa onlar artık böyle daha somut bir şekilde ortaya çıkabilir. Sonlanmalar da olabilir bu arada. Hafta boyunca bunları yaşayabilirsiniz. Tabii ki derece olarak 5 derece ve yakınlarında gezegeni olanlar ya da ikizler burcunun, işte yay burcunun ilk derecelerinde hem yükseleni veya yerleşimi olan bir ikizlerseniz eğer daha çok etki alacaksınız ya da bu söylediklerimle etkileneceksiniz. Yani paniğe kapılmayın lütfen. Ama yeni bir ilişki başlangıcı, bir evlilik kararı, işte ya da bir sonlanma dediğim gibi ve yine iş projeleriyle ilgili de durumlar burada söz konusu olacak. Ama hayatınızda bazı şeyler artık eskisi gibi gitmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü kadersel olaylardır bunlar. Bu şekilde olacak. Bir de hafta sonu burada Merkür retro yapacak. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Bazı problemli konular varsa onlara geri dönüşler de söz konusu olabilir. Düzeltme, üstünden geçme, onarma fırsatı da verebilir. Ama Merkür burada güçlü bir retro yapacağı için aslında en çok dikkat etmesi gereken burçta sizsiniz. Tabii ki haritanızda belki ikizler burcunda retro bir Merkür'ünüz varsa tam tersi sizin için olumlu gelişmeleri de ya da hatta belki kaçırdığınız fırsatları da size geri getirebilecek bir tutulma da olabilir bu hafta yaşayacağımız. Çarşamba günü yay burcundaki o güçlü dolunay meydana gelecek. 7. evinizde evet ilişkileriniz, ortaklıklarınız veya belki sosyal platformlarda olan bağlarınız diyelim gündemde olacak. Oradaki ilişkilerinizde bazı değişimler söz konusu olabilir. Cuma ve cumartesi günü Ay Oğlak burcuna geçecek. Tabii 8. ev konularınızı çalıştıracaktır. Bilhassa devletle olan ilişkileriniz, ödemeler, böyle faturalar gibi ve tabii Mars da 2. evinizden geçtiği için maddi anlamda biraz sizi yoruyor, sıkıştırıyor olabilir. Ama tabii maddi anlamda kaynak bulma, işte para için mücadele etme anlamında güç de veriyor bu arada. Çünkü 2. evinizden seyahat ettiği için. Ve hafta sonu pazar gününe geldiğimizde Ay Kova burcuna geçecek. Tabii Kova burcuna geçen ay 9. evinizde seyahat edecek. Hafta sonu böyle bir yaz planı, bir hafta sonu tatili gibi bazı planlar mesela yapabilirsiniz veya oralarda bazı değişiklikler olabilir. Hafta sonu güzel bir hafta sonu olacağını düşünüyorum. Ama bilhassa pazar günü akşam saatleri çok daha güzel. Bazı işte toplantı, konuşma, bir karara varma için kullanılabilecek güzel bir zaman dilimi olacak. Sevgili ikizler, başarılı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.